Ha. Yanındaki çocuk Kratos'un oğlu Loki. Evet. Spoiler değil arkadaşlar, yazıyor artık internet sitesinde falan. Dikkat ederseniz Loki de her boş adam gibi anca dil okumuş. Baba bedenci. Baba kas üstüne kas, baş üstüne baş koymuş. Loki de anca dilci ırk okumuş. Selami Kaplan, hoş geldin. Uyutma bir mi? Ah. Ne oyunlar be. Allah'ıma bin şükürler olsun, grafikler gelişmiş abi, şu hale bakar mısınız ya? Bakayım benim oynadığım yıllara ne zaman geleceğiz? Ben şu an 3 yaşındayım video senesiyle, şu an yaş 3. 4-5 seneye benim oynadığım oyunlara geleceğiz muhtemelen. Kadının dizi seviyesinde arabamız olması da çok hoşmuş. Gerçekten de terminasyon böyle bir şey demek ki. Sen bir Hunter. Zerre gördüğümü hatırlamıyorum. Benim GTA olacak galiba ilk oynadığım açık dünya oyunu. Grafikler Minecraft'tan hallice'ye geldi. Vallahi oynamadım bunu. Uçmalı oyunlara çok bayıyordum abi. Bayılmayacak gibi değil zaten, baksana. Aa, bu ne lan, bunu hiç bilmiyorum. Duke Nukem 3 diye benziyor grafikler. Render engine'ler değişmiş. Bu ne? Daggerfall! Evet be. Böyle oyun çıkarsam bana lan, ha. Evet. Geldik benim oynadığım ilk açık dünya oyununa. İşte şeyde var şu an bu. PlayStation Classic'te var. Geçen oynadım tekrar. Bunu hiç bilmiyorum. Öf. İnanılmaz abi. Şu seviyede bile insan nereden nereye gelmişiz diyor yani. Oo, yansımalar var. Yansıma var arkadaşlar. GTA 3 zamanına göre ne kadar blurluydu hatırlıyor musunuz aslında? Bayağı bulanıktı yani oyunun görüntüsü. Böyle tatlıymış bu. Aa, sik diye yuvarlanıyor. Sik diye bizde kavgada söylerler. Evet. İsmi de Kim Possible. Evet be. Mama.
WoW çakması yalnız. Ha WoW bu. Okey. That boy. Whoa. Aa, gun ne lan? Bunu hiç bilmiyorum ben. God damn it. Bunun ikincisini oynamıştım galiba. Nice work. Shit, there's more over here. What the f- Red Dead 1 lan bu. Ay, hiç oynamadım, başka bir oyun daha var. Vallahi oynamadım hiç. Hiç bilmiyorum. Bu hangi oyun ya? Ne, bıçak mı attın adama? Step to that. Who saw what happened here? Buralara hiç şey koymamışlar ya. Oblivion'ı, Skyrim'i. Skyrim daha çıkmadı galiba da. Oblivion'ı koymasalarmış iyiymiş. Fallout 3 mü daha önce çıkmıştı, Oblivion mı? Burnout'ta hiç oynamadım. Hiç oynamadım ben yani. Güzel. Yarış oyunu değil miydi abi Burnout? Wow. Ay, güzel. Bak yukarıdaki Bandicam yazısından bu oyunun orijinal Minecraft olduğunu anlayabilirsiniz. Orijinal Minecraft'larda yukarıda Bandicam yazar. Bu ne ya? Hiç bilmediğim bir sürü oyun var ha. Abi ya. Just Cause 1 hakikaten oynanacak oyun değildi ama Just Cause 2'ye saatlerimi gömdüğümü itiraf etmek istiyorum. Çok güzel oyundu. Bir de beni dijital oyun içi fotoğrafçılığa başlatan oyundu. Just Cause 2'de başladım ilk oyun içi fotoğraf çekmeye. Gun'ın devamı çıkmış galiba sonradan. Ne oynamıştık bunu da be. Get the fuck out. Possible stolen vehicle. Copy that. Vehicle theft in progress. In pursuit of suspect. 10-4. Suspect is about 6 feet tall. Vito vardı. Değil mi Mafya 2'de? Mafya 1'deki abimizin ismi neydi? Vito, Vito Scaletta ikincisi. Mafya 1'deki abinin adını hatırlayan var mı ya? Ha, Angelo. Tommy Angelo değil mi? Vay be. Unipiarn hoş geldin. This fucking place. Aa, bir tane stealth uzmanı reis var. Onun oyunu hiç biliyorsan almışlar bunu belli ki. Need for Speed duruyor mu ya? Oha. Öf. Sleeping Dogs'u da çok oynamıştım ya. Açık oyunlara, açık dünya oyunlarına ben çok düşüyorum abi ya. Çok düşüyorum yani.
Abi adamlar koca şehir yapmışlar, koca ülke yapmışlar diyorum. Ben de bitiyor olaylar yani. Saints Row 3'ü koyardım ben olsam lan. Saints Row 3 4'ten daha iyi bir oyun. Ama 4'te süper kahramansı tabii, onun bir keyfi var. Harry Potter topunu kovalıyorsun. Saboteur oynamadım ya. Driver 3'te oynamadım. Ben senin Cyberpunk'ı ilk oynadığında ne yorum yapacağını merak ediyorum. Muhtemelen bayılacağım ya ben Cyberpunk'a. Yani bütün oyunlarda şey tabii çok önemli. Oyunun geçeceği zaman ve dönemi sevmek çok önemli. Yani Cyberpunk benim favori settingim herhalde. Yani bir oyun yapıyoruz, nasıl bir dünyada geçsin desen önce Cyberpunk derim. CD Projekt Red yapıyor. CD Projekt Red de fena bir şirket değil. Deus Ex oyunlarını çok sevdim. First Person Shooter olmasına hiçbir takıntım yok. Yani First Person olmasına hiçbir takıntım yok. Zaten rol yapma oyunu. Of ben ya. Cyberpunk bende okey ya. Hate be. Black Desert Online'a Battle Royale açıklamışlar bu ay. Black Desert'ın turnuvası olacakmış geçen bu aralar galiba, ya da belki de oldu. Dediler sen sunar mısın turnuvayı, dedim ben sunamam. 3 tane main'im var benim ve diğer karakterlerin hiçbirinin hareketlerini bilmiyorum. Çünkü hiç PvP oynamıyorum oyunu yani. Bu hangi oyun ya? Modlu Skyrim mi bu, ne bu? Forza Horizon hiç oynamadığım oyunlardan biri de Forza. Öf, trene kafa at bakayım brom, ne olacak? Hay Allah. Balonlara kafa at bakayım brom, ne olacak? Adama kafa at bakayım brom, ne olacak? O da bir şeydir. Watch Dogs 2'de bayağı oynamıştık yayında İngilizce. İngilizce kanalda hatırlarsınız. Bu bölümde de kanser olmuştuk full stat kasmaya çalıştığımız için. Ay bu ne boş bir oyundu ya. Abi ben ki açık dünya oyunlarını çok severim. Şu oyunda inanılmaz sıkılmıştım ya. Nasıl yapabildiniz ya? Ya Ubisoft, yani açık dünya oyunu yapmak dışında neredeyse hiçbir şey yapamıyorsun. Bu oyunu nasıl bu kadar sıkıcı yapabilmiştiniz ya? İnanamamıştım. Of. Ya. Bu oyunun motorunu şey biliyorsunuz değil mi? Ya çoğunuz bilmiyordur. Bilenleriniz de zaten delisidir, biliyordur. Kojima Konami'den ayrıldıktan sonra yeni oyun motoru yaptıramadı. Foxhound motoru ne yazık ki Konami'de kalmış. Ki Foxhound motoru çok iyi motordu. Herhalde fark etmişsinizdir. Phantom Pain oynarken Foxhound motorunu alamamış abi tabii ki. Konami'de kalmış o. O yüzden bu arkadaşlarla konuşmuşlar. Bunu yapan stüdyonun ismi neydi? Maniac mıydı? Yok, Maniac değildi. Hayır, unuttum tüm yapan stüdyonun ismini. Anlayacağınız şeyle Horizon Zero Dawn motorunun üstüne makyajlanmış bir şeyle gelecek Death Stranding. Ama bu aralar aranızda böyle şey çok görüyorum. Önceki motorla mı yapmışlar? Neden yeni motorla yapmamışlar oyunu falan gibi tuhaf tuhaf eleştiriler yapmaya başladı bu aralar oyun camiası. Sanki bir oyun motoru nedir ve nasıl çalışıyordur çok anlıyormuşuz gibi. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Tırnağını yazamam herhangi bir oyun motorunun. Muazzam bir teknolojik, teknik birikim gerektiren bir şey. Ama bu motorla gelecek Death Stranding, haberiniz olsun yani. Decima motoru, helal olsun.
Bunu oynayan var mı? Sadece yapımcılar oynuyor. Olabilir. O bu ne lan?